Az TV ekranlarına, Sağlık Hattı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün konuğumuz Özel Esentepe Hastanesi'nden fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Hüseyin Çelen olacak. Hocamızla ayak ağrıları üzerine konuşacağız. Sizler de merak ettiklerinizi ve sorularınızı 224 alan koduyla 261 1188 ve 99 numaralarını arayarak bizlere iletebilirsiniz diyelim. Hocamıza dönelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir. Sizleri sormalı. Sizler teşekkürler. Nasılsınız? Bizlerdeyiz. Bugün ayak ağrılarını konuşacağız. Aslında sizinle daha önceki programlarımızda boyun ağrılarını, kol ağrılarını konuşmuştuk. Bugün de konumuz ayak ağrıları olacak. Dilerseniz programımıza ayak ağrısı neden olur diyerek başlayalım. Detaylı bilgiyi sizden alalım. Evet. Daha önceki programlarda branşımız itibariyle kas eklem problemleri içerisinde çok daha sıklıkla karşılaşılan problemlere değinmiştik. Hı hı. Tabii ki ayak ağrıları da azımsanamayacak ölçüde sık karşılaştığımız problemlerden. Ayak anatomisi itibariyle bizim için önemli. Hareketimizi sağlıyor. Bütün vücudumuzun ağırlığını tartan organlarımız. Bu bağlamda da ayak ağrılarının günlük yaşam kalitesini çok olumlu veya olumsuz etkileme durumu söz konusu. Ayak ağrıları bir bütün olarak ele alındığında yaşa göre genelde sebepleri değişir. Ama tüm yaş gruplarını genel olarak ele aldığımızda öncelikli olarak basma kusurları önde gelen problemlerdir. Normal şartlar altında insan ayağının yere temas ettiği noktaların vücut ağırlığını dengelemek yönüyle bir basınç dağılımı vardır. Bu basınç dağılımının belli noktalarda fazlaca toplanmasına bağlı basma kusurları dediğimiz bir problemler ailesi ortaya çıkar. Bunun dışında yaşa bağlı eklemlerin bozulması ile ilgili problemler, travmatik sebeplere bağlı kırıklar, ayak anatomi olarak fazlaca kemik ihtiva eden bir bölge. Bu bağlamda bunların da problemleri, yansımalar yapabiliyor. Yine kullanım şekilleriyle ilgili önemli problemler ortaya çıkabilir. Giyilen ayakkabılarla, terliklerle ilgili, yalın ayak gezip dolaşma şeklinde davranışlarla ilgili problemler meydana gelebilir. Başka diğer hastalıkların bölge olarak ayağı etkilemesi söz konusudur. Romatizmal hastalıklar ayağı tutabilir. Örneğin tipik bir örnektir. Ayak baş parmağı, birinci parmağımızın kıpkırmızı elma şekeri gibi şiştiği gut hastalığı dediğimiz tablo neredeyse ayağı etkilemesi yönüyle tanı koydurucu bir şekilde karşımıza gelir. Onun dışında ayakta yapısal bazı deformiteler söz konusu olabilir. Ayağa bağlanan kas tendon yapılarının zedelenmesiyle ilgili sorunlarla karşılaşabiliriz. Yine romatizmal hastalıklara bağlı küçük eklem ihtiva ettiği için bu eklemlerin tutulmasına bağlı kızarıklık, ağrı, şişlik, tutukluk şeklinde tanımladığımız artrit tabloları da karşımıza çıkar. Peki daha sık kimlerde görüyoruz? Aslında yaşa göre de sebeplerini ayırdınız ama biz şimdi daha çok çevremizde, anneannelerimizde, babaannelerimizde ayak ağrılarını duyuyoruz. Dert yakınlıklarına şahit oluyoruz ama daha sık kimlerde görüyoruz ayak ağrılarını? Evet, yani sizin bu gözleminiz de çok doğru. Zaten biz polikliniğimizde de sıklıkla orta ileri yaş hasta grubuyla karşılaşıyoruz. Genelde ayak ağrılarıyla ilgili grubumuz 50-65 yaş arası bir kesim. Onun dışında daha genç grupta genelde fiziksel aktivitelere bağlı. Küçük çocuklarda da doğumsal veya basma kusurları ile ilgili problemleri gözlüyoruz. Bu bağlamda yaşa göre değişkenliği var ama ayak ağrılarının fizik tedavi polikliniklerini aksetmesi sıklıkla orta ileri yaş grubu için söz konusu. Bu grupta da yaşa bağlı dejeneratif değişiklikler en önemli süreçler. Özellikle kireçlenme dediğimiz tüm vücuttaki kıkırdak tablosunun bozulmasıyla kendini gösteren hastalık
ayakta da belli bölgeleri tutabiliyor. Yine gelişimi uzun zaman isteyen topuk dikeni, aşil tendiniti gibi tabloları da bu yaş grubunda sıklıkla görebiliyoruz. Evet, aslında ayak ağrılarının birçok sebebinden bahsettik. Basma kusurları, eklem bozulmaları, kırıklar, hatta ayakkabı seçimi, romatizmal hastalıklar gibi birçok sebepten bahsettik. En sık rastladığınız sebepleri neler peki ayak ağrılarının? Yani poliklinikte değerlendirdiğimiz hastaları göz önünde bulundurursak sıklıkla dejeneratif süreç dediğimiz eklemin yapısal bozulmasına bağlı ayaktaki basınç bölgelerinin değişmesiyle ortaya çıkan tabloyu gözlemliyoruz biz. Bunu topuk dikeni tabloları takip ediyor. Sonrasında da travmatik sebepler, kırıklar, çıkıklar, buna bağlı mevzular söz konusu oluyor. Az miktarda da romatizmal hasta gruplarıyla karşılaşabiliyoruz. Evet, aslında birçok hastalıkta hastaların kafasında bir soru işareti oluyor. Hangi hekime başvuracağım diye. Aslında ayak ağrıları da bunlardan bir tanesi. Hastalar kime başvurmalılar bu noktada? Burada evet, nereye başvurulacağı bazen bir karmaşa haline dönebiliyor. Söylediğimiz gibi sistemi tutan bir hastalık, örneğin şeker hastalığında da ayak problemleri görülebilir. Böyle bir durumda hasta acaba dahiliye doktorumla mı görüşsem, fizik tedavi doktoruyla mı başvurmalıyım şeklinde bir karmaşa içerisinde kalıp neredeyse hareketsiz hale gelebiliyor. Böyle bir durumda biz kas eklem sistemiyle uğraşan bir branş olduğumuz için kas eklemle ilgili her türlü problemlerinde fizik tedavi branşına danışabilirler. Biz kendimiz yaklaşım yaptığımız süreç içerisinde zaten buna benzer tablolara sürekli karşılaştığımız için bir yaklaşım sergiliyoruz. Kendi açımızdan hastaya faydalı olabileceğimiz her unsuru değerlendiriyoruz. Onun dışında yandaş faktörler yönüyle de diğer branşlara yönlendiriyoruz. Yani böyle bir problemle karşılaştıklarında burada istisnası travma dediğimiz düşme, çarpma, vurma, kırma şeklindeki o şiddetli tablolar olmadığı sürece fizik tedaviyi ilk başvuru yeri olarak öneriyoruz. Biz değerlendirmemizi yaparız. Zaten yönlendirmeniz gereken bir durum olduğunda yönlendiriyorsunuz. Diyelim ki işte bir şeker hastalığına bağlı tablodan şüphelendik. Dahiliyeci arkadaşlarımızdan yardım alıyoruz. Yine bizim yaklaşım yaptıktan sonra ortopedik bir sorun teşkil ettiyse, bir cerrahi yaklaşım düşünürsek ortopedist arkadaşlarımızdan yardım alabiliyoruz. Bu bağlamda ilk başvurusu fizik tedavi, sonrasında da diğer branşlara yönlendirmelerini yapabiliriz. Evet, peki hastalar size başvurduktan sonra tanısı nasıl konuluyor? Çünkü aslında birçok sebepten bahsettik ayak ağrılarının. Bu tanı noktasında, teşhis konusunda hangi işlemler uygulanıyor? Burada tabii ki hastanın yakınması ve o yakınmanın bizde düşündürdüğü hastalık önemli. Örneğin ilk örnek verdiğimiz gut hastalığı gibi bir tablo. Hasta bir anda çok çok ağrılı bir baş parmak, kızarık bir şekilde geldiği zaman biz neredeyse o tabloyu gördüğümüz anda zaten tanıyı koymuş oluyoruz. Ama tablo her zaman bu kadar tipik olmayabiliyor. Bazen çok müpem, ayağın hangi bölgesinden geldiği bile anlaşılmayan ağrılarla da karşılaşıyoruz. Burada öncelikli olarak bir ayağın anatomisini bakıyoruz. Hastanın işte çoraplarını tamamen çıkarmasını, sedyede ayak hareketlerini kontrol ediyoruz. Ayağın dış görünümünde normal insan anatomisine göre bozulmuş şeyler var. Bunları tetkik ediyoruz. Mesela yaygın görülen bir problem, ayak baş parmağının dışarıya doğru kayması, ikinci parmağın üzerine doğru hareket etmesi. Hallux valgus dediğimiz tablo. Ondan sonra hallux valgus tablosu yine görsel olarak görüldüğünde tanı konulabilecek bir şeydir. Buna bakıyoruz. Onun dışında ayak tabanında basınç artışına bağlı nasır varlığı bize basma problemi olduğunu düşündürtebilir. Ayağın iki tane arkı vardır. Kavisleri, yükseklikleri. Buna bağlı düz tabanlık, ayak taban yüksekliği şeklinde bir tablo var. Bunu değerlendiriyoruz. Hareket kısıtlıklar. Ayrıyeten damarlarla ilgili problemler olduğunda ayak bileği ve ayak yere ve yer çekimine en yakın bölge olduğu için o bölgede ödemlenme ve şişmeler meydana gelebilir. Bunu gözlemliyoruz.
Sonra hastanın yere basmasını istiyoruz. Bir de basarak muayenesine bakıyoruz. Hı-hı. Sonrasında yürüyüşüne bakıyoruz ve öncelikli olarak düz röntgenlerle dıştan göremediğimiz kemik yapılarının gözlemlenmesi amacıyla röntgen çekimlerini istiyoruz. Romatizmal bir problem düşündüysek sistemik değerlendirme açısından bazen kan tahlilleri isteniyor. Direkt röntgenlerde ve muayenesinde tam olarak kemiklerle ilgili bir problem değil de daha çok yumuşak doku ağırlıklı bir şey düşünüyorsak o zaman yumuşak dokudaki en güzel görüntüleme yöntemimiz olan MR'a başvuruyoruz. Tüm bu yöntemlerle %90 oranında hastanın probleminin ne olduğunu anlayıp tanısını koyup tedavi için yönlendirmesini yapıyoruz. Hı hı. Aslında sizin de tanı noktasında söylediğiniz gibi hastanın şikayetlerine ve altında yatan sebeplere göre aslında tanı durumu da değişiyor. Uygulanan işlemler değişiyor. Tabii tedavisi de buna göre şekilleniyor. Dilerseniz ayak ağrılarının tedavisine geçelim. Örnek de verecek olursanız nedenlerine göre nasıl bir yol haritası izleniyor? Burada teşhisle ilgili yaklaşımımızı yaptıktan sonra tanıyı koyduktan itibaren tedavi yaklaşımıyla ilgili ilk sürecimiz mekanik faktörlerle ilgili düzeltmelere gitmek. Bizim için en önemli mekanik faktör ayak bir yük taşıyan organ ve eklemler bütünü kişinin kilo durumunu mutlaka göz önünde bulunduruyoruz. Ciddi manada kilosu olan birisinin ayak yakınması da varsa bunun kiloyla birebir ilişkisi vardır. Bu ayak bu kişiyi, bu bedeni taşıyor. Bu bağlamda kilolu birisi için kilo verme birinci basamak. Mutlaka ağırlık azaltılacak. Evet. İkinci aşamada basma kusuruyla ilgili problem olduğunda o basma kusurunun düzeltilmesine yönelik uygulamalarımız oluyor. Burada da bazı tıbbi medikal malzemelerden yardım alıyoruz. Özel tabanlıklar, ayağı içe ve dışa basan kişiler için ayakkabıların içine uygulama yapılan yükseklikler. Burada en gelişmiş teknolojiyle kişinin ayak basınç haritası denilen bir yöntem var. Bu statik ve bilgisayarlı dinamik olarak iki şekilde yapılıyor. Statik olarak yapılanda kara bastığınızı düşünün. Kara basma gibi bir ortam sağlanıyor. Ayak tamamıyla basılarak 2 veya 3 defa ayağın anatomik bir haritası, kalıbı çıkartılıyor ve basınç nerede fazla, nerede eksik bu değerlendiriliyor. Buna benzer bir diğer yöntem tamamıyla basınç reseptörleriyle düzenlenmiş bir pedin üzerinde kişinin yürümesi ve yürümesine bağlı ayağında sıcak ve soğuk yani basıncın fazla ve az olduğu noktalar şeklinde bir ayak taban haritası çıkarılması. Burada da basıncı dengelemeye yönelik o kişiye özel tabanlıklar yaptırılıp bunları kullanması öneriliyor. Bunun dışında romatizmal bir problem varsa mutlaka romatizmayla mücadele edilmesi, bunun ilaç tedavisi yönünden değerlendirilmesi söz konusu. Ağrı kesici ve kas gevşeticiler yardımcımız ama mekanik faktörleri dışlamadığınız sürece ilaçların ortaya çıkardığı şey çok kısıtlı bir yanıt sağlıyor. Fizik tedavinin her zamanki gibi yeri var. Evet. Mutlaka fizik tedavilik bir durum söz konusuysa hastalarımızı fizik tedaviye almayı öneriyoruz. Fizik tedavide sıcak uygulamaları, soğuk uygulamaları, elektrik akımlarıyla tedaviler, ayak bileği çevresindeki kasların kuvvetlendirilmesi, hareket açıklığının arttırılması şeklinde birçok enstrümanla kişiye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Aslında fizik tedavi kısmına geçmeden önce şunu da sormak istiyorum. Topuk dikeninden bahsetmiştiniz ki aslında yaşlılarda da ayak ağrılarının en büyük sebeplerinden biri olduğunu söylemiştiniz. Peki topuk dikeni tanısı konmuşsa hastaya nasıl bir tedavi yöntemi uygulanıyor? Topuk dikeninden de evet bahsedelim çünkü sık görülen bir durum. Topuk dikeni ayağın önüyle arkasını birbirine bağlayan tendona fazlaca baskı nedeniyle oluşan bir tablo. Ayağın ön tarafıyla arka tarafını birbirine bağlayan tendona fazlaca baskı geldiğinde veya basınç noktası o tarafa doğru kaymaya başladığında bu tendon iltihaplanmaya başlıyor. Tendonun iltihaplanması neticesinde ayağın ön kısmı hareketli, arka kısmı sabit, hareketli olan kısım
bir çekme yanıtı oluşturmaya başlıyor. Bu çekmeye de kemik kendini sivrilterek yanıt veriyor. İşte bunu röntgenlerde, ayak yan röntgenlerini çektiğimiz zaman sivri bir kemik çıkıntısı şeklinde gözlemlediğimiz için topuk dikeni adını veriyoruz. Bazen topuk dikeninin öncesinde o iltihabı fazla yakaladığınızda hastayı, bunun tıbbi ismi plantar fasciit, röntgenlerde bir şey görmüyoruz ama tipik olarak hastanın yakınmaları topuk dikenini bize düşündürüyor. Topuk dikeninin çok ilginç bir yakınma şekli vardır. Sabahleyin ayağımı yere ilk bastığımda sızım sızım sızıyor der ve sabahları ayağımı yere basmak istemiyorum der. Neredeyse hastaların tümü buna benzer bir tabloyu tanımlarlar. Bu bağlamda bu bize yol göstericidir. O bağlamda topuk dikenini tespit ettikten sonra yine başta söylediğimiz unsurlar olarak kilo ile ilgili faktörün devre dışı bırakılması, ayağın baskı noktalarının düzenlenmesi. Burada kişileri en çok uyardığımız şeylerden biri uygun ayakkabı giymeleri, yalın ayak dolaşmamaları. Çünkü yalın ayak dolaşmak demek beton zeminde bütün vücut ağırlığınızla ayağınızı baş başa bırakıyorsunuz. Hiç yardımcı olmuyorsunuz demektir. Tabii buna bazen hastalarımız ilginç bir şekilde itiraz ediyorlar. İşte Afrika'da kabileler ayakkabıları mı var ki dağda bayırda dolaşıyorlar. Bunun da çok ilginç bir mekanizması var. Biz tamamen düzleştirilmiş zeminlerde her adımımızı aynı şekilde atıyoruz. Böyle olduğu için bizim ayak basınç noktalarımız her adımda aynı. Ama Afrika'da veya Amazon ormanlarında çırılçıplak ayakla yürüyen bir kişinin bir adımı bir adımıyla aynı değil. O yüzden de ayak basıncı her adımda değiştiği için ayağındaki yüklenme aynı noktaya olmadığı için o kişilerin ayak tabanlarının her noktası kuvvetleniyor. Ve baskı tek bir noktada olmadığı için onlarda buna benzer problemler daha az görülüyor. Bizim hani şehirleşmenin etkisi olarak ortaya çıkan bir tablo olarak sürekli aynı adımlar aynı şekilde atmamızın ayağımızda doğuracağı şeyi dengelememiz gerekiyor. Burada da teknolojinin yardımını alıyoruz. İşte belli bir kalınlığı olan, elinizle bastığınız zaman içine göçebilecek kadar yumuşak ama bir pamuk kadar da destek vermeyecek kadar zayıf olmayan tabanları olan ayakkabı ve terlik tercih edilmesi gerekir ki bu topuk dikeniyle ilgili süreci dengeleyebilelim. Şöyle bir şey var, topuk dikeninin kırılması diye, bu da sık sık karşılaştığımız bir durum. Aslında teorik olarak topuk dikeninin kırılması diye bir şey yok. Topuk dikeninde fizik tedavi unsuru olarak uyguladığımız şeylerden birisi ESVT dediğimiz bir tablo. Bu ESVT'nin onay aldığı hastalıklardan birisi. Tabancayla şok tedavisi diyoruz biz buna. Yüksek basınçla atım yapıp atımdan sonra geri çekilen bir cihaz bu. Bunun ilk yapılış şekli böbrek taşlarını kıran makineyle aynı. Ama bunun dozu böbrek taşını kıran makineye göre çok daha düşük. Bu makineyi uygulayarak da bir yanıt alabiliyoruz. Böyle değişik bir tedavisi de söz konusu. Evet. Az önce topuk dikenine geçmeden önce fizik tedavide ayağa uygulanan işlemlerden bahsediyordunuz. Dilersek onları da detaylandıralım. Evet. Fizik tedavide temel unsurlarımız zaten sıcak ve soğuk uygulamaları, ağrı kesici elektrik akımları, ses dalgalarından kaynaklanan uygulamalar şeklinde olur ve egzersiz. Koruyucu önlemlerden zaten bahsettik. Sıcak soğuk uygulamalarda iltihabi bir durum varsa, eklemde şişlik, kızarıklık söz konusuysa mutlaka soğuğu tercih ediyoruz. Tablo bir zedelenme ve incinmeye bağlı geliştiyse, ilk 3 günlük periyot içerisindeysek neredeyse geleneksel olarak soğuk tercih ettiğimiz bir durum. Bunun dışındaki tablolarda sıklıkla sıcak uygulamalarımız var. Sıcak uygulamayı yapış şekillerimiz lokal uygulamalar şeklinde olabiliyor. Enfraruj dediğimiz yüksek ısı üreten ışıklarla uygulamalarımız oluyor. Bunun dışında bazen ayağa parafin uygulaması. Parafin de yoğun sıcak uygulamanın bir şeklidir. Ondan sonra bu şekilde uygulamalarımız oluyor. Bunun dışında ayakta dolaşımla ilgili problemler olduğunda girdap banyosu dediğimiz çok kuvvetli motorları olan ve suyu hareket ettiren sistemlerimiz var. Bunlarla hidromasaj etkisi ve dolaşımı rahatlatıcı tedavi uygulamalarımız oluyor.
en büyük silahlarımızdan biri ultrason. Ultrason normalde hepimizin bildiği gibi bir görüntüleme yöntemidir. Ses dalgalarıyla görüntü oluşturma şeklidir ama bizim fizik tedavide kullandığımız başlıklar o ses dalgalarının dokunun içine ilerleyerek titreşmesine yol açıyor. Doku titreşmesi neticesinde dokunun içten ısısı yükseliyor ve dokunun iç akışkanlığı artıyor. Böyle bir eklemde hareket kısıtlılığı ve donukluk tespit ettiğimiz kişilerde sıklıkla ultrasonu kullanıyoruz. Yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Örneğin aşil tendon kopmaları, aşil tendon yaralanmaları sık rastladığımız bir hastalık grubudur. Ondan sonra burada ultrason uygulamaları oldukça yüz güldürücü sonuçlar verir. Bu şekilde fizik tedavi uygulamalarımızı sürdürürüz. Evet, aslında ayak ağrılarının nedenlerini, tanısını ve tedavisini sizden dinlemiş olduk. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi aslında evde biz bir şekilde ağrılara müdahale ediyoruz. Sizin de aslında fizik tedavide uyguladığınız sıcak su ya da soğuk yöntemler uyguluyoruz. Hatta ılık ve tuzlu suda ayakları dinlendiriyoruz. Evet. Peki bunlar doğru yöntem mi ya da yanlış yapılırsa ne gibi sonuçlar ortaya çıkarır? Yani burada temel prensipler herkesçe anlaşılabilecek basit şeyler gibi görünmekte ama olur da bir yanlışlık olursa sorun olabilir. Örneğin soğuk uygulanması gereken bir durumda sıcak uyguladığınızda içeride bir iltihabi tablo varsa veya kanama türü bir şey gelişmişse, damarlardan bir sıvı sızdırma söz konusuysa eklem şişliğinde bir artış, tutukluğunda şiddetlenme veya kızarma şeklinde bir tabloyla karşılaşabiliriz. Orada mikrobik bir şeyden şüpheleniyorsak sıcak uygulama çok olumlu bir sonuç vermez. Hastalığı şiddetlendirip ilerlemesini arttırabilir. Bunun dışındaki uygulamalarda çok yanlış yapmak olası değil. Ama sıcak uygulamalar, soğuk uygulamalar, işte tuzlu sularla ayak banyolarının yapılması oldukça rahatlatıcı, evde uygulanabilecek şeylerdir. Burada önerimiz bir şüphe söz konusuysa sıcak uygulamaktan ziyade soğuk uygulamayı tercih etsinler. Soğuk uygulamanın yan etki doğurması sıcağa göre çok çok daha nadir olan bir şeydir. Burada tek dikkat etmesi gereken grup his ve algılama problemi yaşayan hastalarımız ki bunun büyük bir çoğunluğunu şeker hastası kişiler oluşturur. Şeker hastası sinirleri zedeleyen bir hastalık ve duyu algılamayı bozan bir hastalık olduğu için şeker hastası bir birey soğuk ve sıcağı tam net bir şekilde hissedemeyebilir. Yani çok çok soğuk olan bir şeyi hissedemez veya sıcak olan bir şeyi ayağını yaksa bile algılayamaz. Bu tarz bir durumda şeker hastası olan bireylerin yakınlarına sıcaklığı ve soğukluğu mutlaka kontrol ettirerek uygulama yapmalarını öneriyoruz. Ama onlar için de genelde emniyetli olan soğuk uygulamaktır. Bir şüphede kalındığı zaman soğuk uygulamayı tercih etmek daha olası doğru. Bir yan etkilerin problemlerinden korunmak için daha idealdir. Evet, aslında topuk dikenini konuşurken doğru ayakkabı seçimine değinmiştiniz ama ben bir kez daha sormak istiyorum. Çünkü ayak ağrılarının sebeplerinden bir tanesi de yanlış ayakkabı seçimi demiştik. Peki doğru ayakkabı seçimi nasıl yapılmalı? Ayakkabı sadece ayakkabı değil bildiğimiz gibi. Hem bir estetik araç hem işte bir yürüme enstrümanı. Ama bizim tıbbi olarak faydalı gördüğümüz ayakkabı şekilsel olarak çok ideal bir şey değil. Bir defa yüksek topuklu kesinlikle olmaması gerekiyor. Tamamen topuksuz olması da yanlış. İnsan anatomisi çok hafif topuğa uygun. Bu bağlamda arkadan öne doğru kalınlığı azalan bir topuk yapısı önemli. Ayak taban arkında boşluk olmasını istemiyoruz. Mutlaka tabanı destekleyecek. Yani dolgu topuk denilen şey. Ama dolgu sadece topukta olmamalı. Topuktan uca kadar her kısmı dolu olmalı. Ayağımızın içinde bir yükseklik vardır. Ondan sonra medial kavis. Mutlaka buraya bir destek gelmeli. Topuklu bir ayakkabı da yüksek olduğunda ayağın bütün ağırlığını öne iter. Burada baskı noktaları değişir ve baldır kasına aşırı derecede aşil tendonun üzerinden yük biner. Bu da aşil tendonunu kısaltır. Çok çok uzun yıllar yaptığı işler gereği topukluyla yürümüş bayan hastalarımız düz ayakkabı giyemez hale geliyorlar. Alışkanlık hale geliyor. Evet, net bir şekilde ve giydikleri zaman çok şiddetli bacak ağrılarıyla bize başvuruyorlar. Çünkü aşil tendonları
kısa ve kuvvetli. Çok kısa olduğu için de düz ayakkabı giydiklerinde yukarıdaki kas grubu çok ciddi bir gerilmeyle karşı karşıya kalıyor. Bu da ağrıyı tetikliyor. O yüzden çok uzun dönem topuklu ayakkabı giymek böyle bir sorun doğurur. Zorundaysak durum itibariyle mutlaka arada fırsatını bulur bulmaz tanımladığımız şekilde ayakkabılar giyerek vücutlarını o şekle alıştırmamalarını öneriyoruz ki ileride ciddi derecede günlük hayatı bozan bir ayak ağrısıyla karşılaşabilirler. Bunun dışında ayakkabının önünün mutlaka küt olması gerekiyor. Sivri burun kesinlikle olmayacak. Evet, aslında günümüzde de özellikle kadınların tercih ettiği topuklu ayakkabıların hepsinin burnu sivri. Topuklu ve sivri burunlu ayakkabılar bunlar ayak anatomisi için tamamıyla bir facia. Kaçınabildiğimiz kadar kaçınalım. Sivri burunlu olmasının problemi de şu, ayak baş parmağının kayarak diğer ikinci parmağa yaklaşıp öbürünün üstüne çıktığı tabloyu bahsetmiştik. Bu da bir dejeneratif süreç ve yaşla hızlanıyor. Sivri burunda da doğrudan ayak baş parmağın ikinci parmağa doğru ittiği için bir de topukla birleşince bu etki çok daha fazla olacağı için bu bağlamda önerdiğimiz tamamen ucu küt, dolgu topuk, arkadan öne doğru eğimi azalan, yumuşak destekli olan, tabanı çok sert olmayan ama hepten de destekten yoksun olmayan ayakkabılar giyilmesi. Terliklerinin de bu şablon göze alınarak şekillendirilmesi. Yine de şunu söylemeden geçmeyelim. Terlik ideal bir yürüyüş enstrümanı değildir. Evet, kültürümüzde böyle bir şey var. Evde ayakkabı giymek hepimiz için çok da uygun ve rahat olan bir şey değil. Ama terliğimizi de olabildiğince bu anatomik şeylere uygun seçelim. Uzun mesafelerde, dış mekanlarda yürüyeceğimiz zaman terlik tercih etmeyelim. Evet, artık süremizin de sonuna geliyoruz hocam. Son olarak eklemek istediklerinizi alalım sizden. Ayak sağlığı bizim için önemli. Bu ayaklar bizi taşıyan organlar. O yüzden onların kıymetini bilelim. Uygun ekipmanla onları koruyalım. Bir problem olduğunda da hekimimizle görüşmekten çekinmeyelim. Evet, çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Herkese sağlıklı günler. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, Sağlık Hattı programını bugünlük burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.